Türkiye ile birlikte 32 ülkenin yer aldığı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO 76. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Her ne kadar köprülerin altından çok sular aksa da Türkiye, NATO'nun 1952'den bu yana aktif bir üyesi. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun aynı zamanda ikinci büyük ordusu. Her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor. Sadece ordu olarak değil, Türkiye savunma sanayi alanında da ileri mühendislik kabiliyetleri ile NATO'ya ciddi katkı sağlıyor. Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden STM, 15 yılı aşkın bir süredir NATO'nun komuta kontrol ve karar destek sistemleri alanında önemli çözüm ortaklarından biri. STM NATO için neler yapıyor, hangi projelerde görev alıyor, gelin birlikte bakalım. NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden NATO İletişim ve Bilgi Ajansı sorumlu. NATO kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi 2022 sonunda STM kazanmıştı. İmzalanan Intel FS2 projesiyle STM, NATO'nun istihbarat altyapısı için yazılım geliştirmeye başladı. Halen dünya genelindeki tüm NATO karargahları arasında istihbarat paylaşımı bu yazılım üzerinden yapılmakta. Proje aynı zamanda Türkiye'nin NATO'dan yazılım alanında aldığı en büyük ihracat projelerinden de biri. Sürekli güncellenen sistem, çevik yazılım geliştirme yöntemiyle gerçekleştiriliyor. 2023'te başlayan proje halen devam ediyor. Savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyen NATO INTCOR projesi, karar vericilere doğru zamanda doğru bilginin verilmesini sağlıyor. INTCOR ile farklı sistemlerden gelen bilgiler standart formata sokuluyor. Sahadaki durumsal farkındalığın artmasına katkı sağlanıyor. Sistem, komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası, görev ve benzeri ile ilgili bilgilerin yayılımının desteklenmesi için komuta kontrol iş süreçlerini içeriyor. NATO entegrasyon çekirdeği yani INTCOR son olarak JWIX 2024 tatbikatında bilgi entegrasyonu ve veri görü yani data lake oluşturmak için aktif olarak kullanılmıştı. STM ayrıca 2017-2022 yılları arasında INTCOR projesinde güncelleme ve bakım hizmeti sağlamıştı. NATO'nun Afgan Görev Ağı Operasyon Merkezi'nde STM ekipleri 5 yıl süreli olarak NATO'ya bakım ve teknik destek hizmeti vermişti. STM NATO'nun stratejik seviye hava komuta kontrol ve füze savunma bilgi sistemi olan Air C2IS projesinin teknik çözümünü gerçekleştirerek geliştirme süreçleri içinde de aktif olarak yer aldı. Air C2IS, NATO'nun hava harekatı ve aktif balistik füze savunma planlarının stratejik seviyede analizi, planlanması, görevlendirme, yürütme ve izleme aktivitelerine yönelik tüm iş süreçlerinin otomasyonunu sağlıyor. Kullanıcılara entegre çalışabilir işbirliği araçları sunuyor. Air C2IS projesi Türkiye'nin NATO'dan aldığı en büyük ölçekli savunma bileşim projesi olma özelliğini de taşıyor. NATO'ya karar destek sistemi alanında 7 ayrı ihracat gerçekleştiren STM, NATO'nun pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şokların etkilerinin anlaşılması için geliştirdiği NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli ile stratejik karar destek alanında hizmet vermekte. Bu model büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analiz ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesinde kritik bir rol üstlenmekte. STM'nin farklı sistem ve yazılımları NATO tatbikatlarında da aktif olarak kullanılmakta. Bunlardan biri de SIMDES. NATO Deniz Güvenliği Mükemmelliyet Merkezi ile STM arasında 2022'de iyi niyet protokolü imzalandı. Bu adım sonrasında Exer Marsec 23 tatbikatında planlanan senaryoların sahaya çıkılmadan önce SIMDES ile analizleri gerçekleştirildi. SIMDES başta STM platform tasarım ve konsept geliştirme faaliyetleri olmak üzere yurt içinde gerçekleştirilen projelerde de başarıyla kullanılıyor.
NATO Siber Savunma Mükemmelliyet Merkezi tarafından Estonya'da düzenlenen dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı Kilit Kalkan 2024'de de katılan STM'nin siber güvenlik uzmanları zararlı yazılım ve sayısal teknik analiz alanlarında başarı göstererek katılımcıların gerçek bir siber saldırıyı tespit etme ve analiz etme kabiliyetlerine de katkı verdi. STM, NATO'nun pandemi, çeşitli afetler, siber saldırılar, elektrik kesintileri ve büyük çaplı insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği bütünleşik elastikiyet modeliyle NATO kriz yönetim tatbikatına geçtiğimiz yıllarda katılım sağladı. Tatbikatta deprem benzeri doğal afetlerin gerçekleşmesi halinde sivil ve askeri kabiliyetlerin durumu ve karşılıklı etkileşimi analiz edildi. Türkiye 1952'den bu yana NATO bünyesinde. Sadece ordumuz değil, savunma sanayisiyle de Türkiye bu projelere destek veriyor. STM geliştirdiği yazılım ve sistemlerle NATO'da Türk bayrağını Türk savunma sanayi adına başarıyla dalgalandırıyor.